aşk gel anam aşk gel, aşk gel anam aşk gel, ben varamıyorum, sürmelim gel. Ellerin kıyında İyi günler. Sevgili deyince aklınıza kadın gelmesin. Sevda deyince, aşk deyince kadın gelmesin. Hani biz dedik ya, biz seversek her yola sevgiliye çıkar. Bugün o sevgili Kırkköy. Biz dedik ya, biz seversek her kapı o sevgiliye açılır. Bugün çalacağımız ve içine gireceğimiz, kayıt altına alacağımız o kapı Kırkköy. Daha doğrusu kırsal mahallesi. Biz dedik ya, her pencere o sevgiliye açılır. Bugün penceresinden bakacağımız, yaşanan hayatı ekranlara taşıyacağımız köy, Kırkköy veya kırsal mahallesi. Evet, köyde hayat yeni anlayış içinde, yeniden köyde hayat burada başlıyor. Dedik ya, Kırkköy'deyiz. Daha doğrusu yeni ismiyle kırsal mahallesindeyiz. Neyimiz var? Teşekkür edeceğimiz insanlar var. Ama söyleyeceklerimiz de var. Biz bahanesiz, mazeretsiz ve şikayetsiz yaşıyoruz. Hep söyledik. Biz böyleyiz. Gerçekten böyleyiz. Bu köy Mazhar Arslan'ın köyü. Değil mi? Mazhar Arslan'ın doğduğu köy. Annesinin babasının burada yaşadığı köy. O köye geldik. Mazhar Arslan'ın yüzü gülüyor kendi köyüne geldiğimiz için. Mazhar, köyün senin sevgilin olsun. Ve o köye o sevgili gözüyle bakalım. Oradaki hayatı o sevgili gözüyle ekranlara taşıyalım. Başta işte kendi köyüne geldiğim için kime teşekkür edeyim? Mazhar Arslan'a. Sonra bu yolda bizi teşvik eden, bugüne kadar himaye eden ve bizi gayrete getiren Kızılcahamam Belediye Başkanı Sayın Süleyman Hoca, sana çok çok teşekkür ediyoruz. Süleyman Başkan, iyi ki varsın. Yine teşekkür edeceğimiz insanlar var. Montajda, yapımda bize yardımcı olan ve bu programları ekrana taşıyan Kerem Çaylı. Çok çok teşekkürler. Şu anda karantinada evinde yardım ediyor bize. Uğur Demirbaş var, sitesinde yer veriyor. Teşekkürler Uğur. Ve hep şunu söyledik. Kalitemiz samimiyet, başarımız istikrar. İşte bu ideal veya bu prensip veya bu düstur üzerinde biz yoldayız. Hafif yağmur yağıyor. Şöyle baktığınız zaman sonbaharın en güzel günlerinden bir tanesi. Yağmur yağmıyor aslında, çisildiyor. Hani şöyle sessiz, sakin insanlar vardır. Öksüzdür, yetimdir, yalnızdır, içine büzülmüştür. Ama gözlerinden yaş düşmez, ama gözlerindeki yaş belli olur. O gözyaşı belli olur. Gönül gözyaşı gözündedir, düşmez, belli eder. Öyle bir hava. Evet, Kırkköy'deyiz. Kalitemiz samimiyet, başarımız istikrar. Elimizde 4 tane selam poşetimiz var. Onları muhtarın uygun bulduğu insanlara taşıyacağız. Programımız başlıyor. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Unutmayacağınızı da biliyoruz. Çözdüler şu beni.
Seyirciler, giriş görüntülerinden ne
hissettiniz. Kendi köyüne gelen Masar'ın çok güzel görüntüler çektiğini hissettiniz veya fark ettiniz, değil mi? Öyle oldu. Masar, kendi köyünü farklı mı çekmeye başladın? Daha özen gösterdi. Şimdi muhtarın yanındayız. Köye gelince veya kırsal mahalleye gelince kimin yanında oluruz? Ya yanımızda ilk başta muhtar olur, sonra köy imamı. Merhaba muhtar. Merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz, iyiyiz, geldik. Biz diyoruz ki bazı programlarda biz bahanesiz, mazeretsiz ve şikayetsiz yaşarız. Bu yağmura falan aldırmadık. Islanmayı göze aldık. Evet. Çünkü mazeretimiz yok, bahanemiz yok, şikayetimiz yok, öyle geldik. Muhtarlıkta böyle yapılmaz mı? Evet. Yani gönül işi muhtarlık. Gönül işi tabii canım. Muhtarlık. Gönül işi varsa mazeret yok. Evet, gönül işi. Yok, şikayetimiz yok. Gönül işi. Tanıyalım sizi. İsmim Şenol Ünal. 1964 doğumluyum. Kızılcahamam Endüstri Meslek Lisesi'nde 33 yıl 7 ay çalıştım. Elektrik teknisyeni olarak köye geldik. Emekli olduk, köye geldik. Köyde de muhtar olduk. Gönül işi birileri yapacaktı. Bu da bize nasip oldu. Biz de başladık. Sen gönül işini gördün. Hatta o gönül işini gördü, teveccüh etti demek. Evet, inşallah Rabbim de. Var mıydı rakibin falan? Yoktu. Rakibimiz yoktu. Ben de koluna girdiğim bir adam var yanına. Şimdi ben mi girdim koluna, o mu girdim? Merhaba. Merhaba abi, hoş yani geldiniz. Bak muhtarın koluna girmedim, senin koluna girdim. Niye? Allah razı olsun hocam. Yüz satların diyor ki benim koluma gir. Ne yapıyorsun, nasılsın, değil misin? Allah'a iyilik sağ olsun. İsmim Halil Tunca. 1949 doğumluyum. Ankara Şeker Fabrikası makine bölümünden emekliyim. 2002 yılında köye geldim. O 2002 yılından bu tarafa, bu köyde duruyorum. Ayrıldım, buradayım. Eski muhtarımızdan da gitmiyorum. Özellikle gitmiyor. Özellikle gitmiyor. Gidip geliyordum. Aha. Maaş hususunda gidip geliyordum. Şimdi hiç gitmiyorum. Kızılcahamam'dan alıp şey diyoruz. Şimdi yani, içeri girelim mi? Sayın seyirciler, çay demlemişti. Bu serin havada bir çay içilir değil mi? Evet, evet. Buyurun. Sayın seyirciler, çayımız geldi. Çayımızı demleyen arkadaşı, getiren arkadaşı tanımadık ama tanıyacağız. Şöyle baktığın zaman daha genç, dinamik birisi. Öyle mi? Evet, öyle. Neydi isim? Murat. Murat. Ünal. Ünal. Murat Ünal. Aha, çayından bir yudum çekelim. Çok serin havada. Ya, bu yağmur beklediniz mi yağmur? Evet. Yani zamanı epeydir geldi, epeydir kurak geçiyordu. İyi oldu. İki gündür dün de yağdı. Ama güzel. Toprak doymadı değil mi daha? Yok, doymadı. Yok, kolay kolay yok, doymaz. Yok daha şey. Ama iyi oldu. Hayvanlar için iyi oldu. En azından otlar ıslandı. Yayılım iyi oldu hayvanların. Evet, evet. Peki muhtarım, şöyle özel hayatına girmeden köydeki sorunları bir konuşalım. Köyün sorunları var mı? Ben muhtar olduğumuzda benim bir hedefim vardı. Bu köyde 24 saat suyu akıtacağız diye bir hedef belirledik. Aza arkadaşlarımız, biz, köy halkı. Allah'a şükür onu bu sene gerçekleştirdik. Bizim eskiden köyümüzde yıllarca, yani eskideyim yani belki 30 sene, belki 40 senedir şebekeye suyumuz bağlanalı sabah 2 saat, akşam 2 saat suyumuz akardı. Ve ondan sonraki dönemde hiç suyumuz olmazdı. Mahalle çeşmelerimizde su olmazdı. Bu sene kendi çabamızla 2000-2500 metre bir boru aldık. Köyden, köy derneği olarak, komşular olarak yardımcı oldular. O boruyu da kendi imkanlarımızla döşedik. Şu anda 24 saat suyumuz akıyor, köy çeşmelerimiz akıyor, mezarlığımızın suyu akıyor. Yeni yerleşime de ASKİ tarafından bir sondaj vuruldu. 235 metreden saniyede 5 litre su çıktı. Evet, orası yeni yerleşim. 100 tonluk da bir depo yaptılar. Eski muhtarımızdan da Allah razı olsun o girişimlerde bulundu. Biz de devamını getirdik, bağlattık. Şu anda şebeke, önceki şebeke çok uygun yapılmamış özel idare tarafından. Kanalizasyonla yan yana götürmüşler. Bir sıkıntı vardı. Yeniyle o şebekeyi de ayırdık. Biraz da borularını büyüttük. Yeni boru döşettik. Şu anda şeyi bekliyoruz. Oraya 10 tane bir yangın vanası koyduruyoruz. Herhangi bir yangın olası durumunda itfaiye gelmeden köylü olarak biz itfaiye gelene kadar müdahale edebilelim diye.
yangın manalarını bekledikten sonra, onları da konduktan sonra oranın çevre düzenlemesi yapılacak. Yani bir felakete uğramadan onun tedbirini almak çok önemli değil mi? Tabii tabii. Yani zamanında yapılmamış ama şimdiki teknolojiyle her şeyin yapılması daha uygun. İtfaiye buraya geldim dese 15-20 dakikada gelir. Yangında saniyede büyüyen bir şey. Yani en azından yangına ilk müdahaleyi biz yapabilirsek, itfaiyede gelene kadar hiç olmazsa bir can kaybı yaşamadan tedbiri almak lazım. Peki kaynağımız vardı. Demek ki yeterli kaynağımız vardı. Su kaynağımız yeterli. Ama işte boru tam 60 sene önce yapılan sistemde yapılmış. Biz o boruları yeniledik kendi imkanlarımızla. Şu anda çok rahatız. Hiçbir sıkıntımız şimdi yok. Şimdi evlerde var. Evlerde var. Yeni yerleşim alanında var. Yeni yerleşimin alanında var. İleride Koçaklar Mahallemiz var. Orada da var. 24. 3 mahalle. 3 mahalle burası. Peki gelirken yol sorunu? Yol, asfalt yok herhalde. Evet, asfaltımız en büyük sorunumuz şu anda asfaltımız. Asfaltı da artık Büyükşehir Belediyesi projeye aldı ama herhalde bu sene yapılmayacak yine. Kış geldi. Hemen kış geldi. Sonbahar geldi. Geçen görüştüğümüzde Fen İşleri Müdürü'yle hava şartları olumsuz olduğundan bu sene kaldı. Seneye Nisan ayında falan başlanacağını söyledi. Yakın da öyle uzak da bir yol değil. Burada grup yolu yok değil mi? Bu tek aslında köy. Bizim köyümüz grup yolu. Öyle mi? Yani nereye şimdi çıkar bura? Şimdi buradan girdiği zaman Koçaklar Mahallesi'nden Çağını'dan Çubuğa kadar bu yol gidiyor. Orayla bağlantılı. Bağlantılı. Yıldırım'dan Ankara'dan Yıldırım'a geçecek bütün arabalar buradan geçer. Yıldırım grup yolu yapıldı herhalde. Yıldırım grup yolunu yapıyorlar, başladılar. Bu mevsimde olur mu? Asfalt olabilir, asfalt. Sıcak asfalt olur. Sıcak asfalta bir şey olmaz. Stabilize yol olmuyor. Stabilize yol olmuyor. Çünkü sıcak asfalt yapıyorlar. Sıcak asfalt yapıyorlar. Peki su sorunu halledildi. Yolda problem var, gelecek sene yapılacak. Kanalizasyon var mı? Kanalizasyonumuz var. Eski mi yeni mi? Çok eski değil. Yani 15-20 senelik bir de yapıldı. 15-20 sene oldu yapılalı. Ufak tefek tabii eksiklikler çıkıyor, onu da ASKİ tarafından gelip yapıyorlar. Başka köyden hangi sorunlar? İnternet de sıkıntı yok herhalde. İnternet şey olarak bizde yani bütün GSM operatörleri şu anda aktif çalışıyor. Karşıda da zaten karga sekmezim orada şeyler. Orada da var, şeyler var. Vericiler zaten vericiler var. Bizde telefon sıkıntımız yok. Başka ne soralım? Başka köyde yaz kış değişiyor değil mi şey, hane halkı? Değişiyor genelde ama buradakiler pek değişmiyor. Bu eski mahalle tamamen oturuyor. 35-40 hane şu anda oturuyor. Evet yani 35-40 hane oturuyor. 60 hanede orada bir şey var, oturan var. Ama onlar da kışın 5-6 hane kalıyor. Yazlıkçı gibi orası. Bu yeni yerleşim dediğiniz yer parselasyon üzeri satılan yer mi? Orasını biz yoksa köy 8 hariç insanlarda var mı? 8 sene önce özel idare tarafından orası köy tüzel kişiliğine verildi. Biz de oranın şeyini çıkarttık, iskanını falan çıkarttık, ruhsatlarını yaptık, yollarını yaptık, imar çalışmalarını yaptık. Kura usulü köylüye dağıtıldı. Kendi köylümüzün mü oralar? %90'ı kendi köylümüzün ama şey oldu tabii, arada hisse devri olan oldu. Orayı direkt satış yapamıyorsunuz. Yani siz geldiniz oradan bir arsa alacaksınız benden ama ben size tabu veremiyorum. Niye? Onu o bize şartlı verildi çünkü oralar. Ha, size köye tahsis edildi. Tabii. Tahsis o zaman. Evet, şartlı verildiği için 10 sene satamıyorsunuz. Sadece devir yapabiliyorsunuz ipotek noterde. İpotek falan var mı üzerlerinde bir şey? Yok, ipotek falan yok. Yani tahsis var ama. Var. Bir kısıtlama var. Var, kısıtlama var. Şartlı verildiği için satamıyorsunuz. Bir de burada şey var, yasa gereği hiçbir tüzel kişi veya özel banka buraya şey koyamıyor, ipotek koyamıyor üzerine arsanı. Tahsisli. Sadece devlet tarafından konabiliyor. Tahsisli olduğu evet, için, tahsisli olduğu için. Peki orada bir sıkıntı var mı? Yok değil mi orada? Orada sıkıntımız yok. Orada sadece ana yollarla işte ara yollar var. Kazıldığı için yeni hatlar döşendi işte. Oranın da şebeke bittikten sonra çevre düzenlemesini yapacaklar. Peki ara yollarda kilit taş eksikliği var mı? Biz kilit taş istemedik. Buranın kanalizasyon sistemini de değiştireceğiz. Projeye alındı. Tamam. Projeye alındığı için yani kilit taş istemedik çünkü kazılacak, yazık günah.
devletin malı. Ya bunu bir muhtar da söylemişti, Çavuşlar'da da söylemişti. Evet, yani şu anda kilit taş döşetmeyi düşünmüyoruz çünkü önce altyapıyı yaptırmak lazım. Altyapıyı düzgün yaptırdıktan sonra üstüne kilit taş, asfalt yapılır, bir tane kazılmaz. Doğru. Yani iki emek olmasın. Evet. Gerçi kilit taş sökülse yeniden yapılıyor ama iki emek olmasın. Yani parasal bir değeri olmasa da emek değeri var. Tabii emek değeri var. Peki ilk dönem var mı zorluğu muhtarlığın? Tabii yani dönem dönem zorluğu oluyor. Ama severek yaparsanız o zorluğu da aşıyorsunuz. Baba gel bakalım, koluna girdiğim adam sen. Muhtarla çok konuştum ben. Gel yanıma. Arkadaşlar çayımızı demlesin. Niye koluna girdim? Şimdi sayın seyirciler, bir hatlarına bir bakın. İşte belki benim hayat anlayışım, okumak böyle bir şey olsa gerek. Yüz hatlarına baktığın zaman o gönlündeki saflığı, temizliği, o dürüstlüğü, doğruluğu yüz hatlarını okumak mümkün. Ben Anadolu insanıyım. Ben içimde kötülük taşımam. O kötülüğü taşımadığım yüzüme de yansıtırım diyor. Öyle mi? Öyle. Öyle. Anadolu insanı söyle değil mi? Evet, bir de Halil abim çok sağ olsun. Köyümüzün her işine gelir. Ağza, birinci ağzamız. Öyle mi? Köyümüzün her işine gelir. Bir de şey olduğu için, yaşlı olduğu için köyün sorunlarını daha çok bilen bir insan. En ufak bir sıkıntımız olduğunda biz Halil abime geliriz. Beraber gideriz. Allah razı olsun. Bize çok yardımcı olur bu konuda. Halil usta, köyün sıkıntılarının başında ne gelir senin için? Ne olmalı? Ne eksiklik var ya şu köyde? Köyde eksiğimiz çok şey, yol hususu. Yolda söyledim muhtar. Senin başa koyacağın şöyle, senin gönlünden geçen şu olsaydı çok iyi olur dediğim şey var mı? Hiçbir şey yok. Yok bir şey yok. Rahatım. Çok rahatım. Acı sağ mı? Sağ mı? Sağ ol. Kaç tane çoluk çocuk var? İki oğlum var. Neredeler? Ankara'dalar, ikisi de. Ne iş yaparlar? Biri berber, kuaför. Kendi dükkanı. Kendidir ya. Şeyde, cezaevinde çalışıyor. Aa. Orada şey olarak. Kadrolu falan mı orada? Kadrolu. Yani biri de Arçelik bulaşık makinesindeydi. Çıktı oradan başka yerde. Teknisyen olarak çalışıyordu. Oradan çıktı, başka yerde çalışıyor şimdi. Şimdi senin gibi temiz insanlar bir Türk'ü bir Türk başladı değil mi? Başladı. Masar gülmeye başladı. Sizin köyün çocuğu bu. Ben Türk'ü bilmem abi. Yok, bilsen dedim ya, ben biliyorum değil mi? Demedim. Peki çayını hiç soğutma. Ben de çayımı alayım. Şimdi şu arkadaş, çayı demleyen arkadaşa diyeyim ki şöyle yanıma gel. Yanıma gel de iki lafın belini kıralım mı diyeyim. Ne diyeyim, öyle mi denir? Gel şöyle, gel yanıma. Şimdi ilk çayın ilk demi tam tutmaz değil mi? Tutmaz. İkinci dem mi? İkinci. Tutar mı? Ha, biraz tutar. Yaş kaç? Yaş 48. 48. Gençsin sen ya. Evet. Hep köyde mi kaldın? Yok, ben Kızılcahamam'da. Ne iş yaparsın? İnşaat elektriği. Kimin yanında çalıştın? Bayrakçı'nın yanında çalıştı bir 20 sene sonra. Çok Bayrakçı'nın, evet. Ayrıldın mı oradan? Evet. Kendin mi yapıyorsun? Şu an kendim yapıyorum. Var mı dükkan falan? Dükkan yok, serbest. Serbest çalışıyorsun. Evet. Dükkan olmak mı önemli, serbest çalışmak mı önemli? Ya dükkan önemli değil. Dükkanda mı duracaksın, inşaatta mı çalışacaksın yani? Ha. O şey var. Dükkan belki de seni de kapatıyor değil mi? Tabii kapatır yani, iş yapamazsın. Müşteriyi uzaklaştın ama telefonun olursa tabii. Şu anda da internet çağı, işte evet. Dijital çağı. Evet. Doğru yani, o yönden telefonun iş oluyor yani. Buraya yerleştin, gidip gelirsin. Yok, Kızılcahamam'da kalıyorum. Evet. Ha, buraya özel mi geldin bu? Muhtar mı çağırdı seni? Yok. Ben işe gelmiştim, burada çalışıyordum. Ha, burada işin var. Evet. Çoluk çocuk? Çocuk iki. Neredeler? Kızılcahamam'da. Ne iş yaparlar? Kız, biri kız biri oğlan. Kızı verdim işte, oğlan da yanımda daha okulda. Ha, o genç daha. Genç, o kaç yani. Nasıl geçti 48 yıl? Bayağı geçti, mücadele uğraşarak. Bayağı. Şimdi konuşuyoruz ama bir şeyi fark ettim. Hava yükseldi derler değil mi muhtarım? Evet, biraz hava yükselmeye yükseldi. Başladı. Yağmur kesildi. Bu da bizim şansımızdan. Bereketinden geldik. Şimdi evet. Dedi ki hava, bereket. Artık ben bereketi yağdırıyorum. Sıra sizde. Siz de yayına devam edin. Dışarıya çıkın. İşte biliyorsun bizim köy programlarında sokaklarda gezeriz. Böyle kapıları çalarız. Dört evet. Tane poşetimiz var. Evet. Onları sizin uygun bulacağınız. Zengin fakir ayrımı yok. Kapısı çalınacak, hatırı sorulacak insanlar. Evet. Zengin fakir ayrımı yapmıyoruz biz. Öyle hatırı yalnız yaşayan, belki garip kalan, belki kapım çalınsın diye bekleyen insanlar varsa onlara da veririz değil mi? Tabii. Evet,
Yengele. İyi aramız. İyi. Burada. Kızılcanlı, evet. Yani evet. Burada derken evet, Kızılcanlı. Evet. Kaç senelik evlilik? 22. Ya 22 tam böyle ortaya gelmemişsin. Evet. 50 seneyi bulanlar tam evliliği gerçekleştiriyor. Evet, evet. Sen tam ortaya geliyorsun. Evet. Nasıl geçti evliliğin? İyi. Bayağı güzel yani. Her çok şeyi güzel görüyorum. Öyle mi görürsün? Evet. Ne yapacaksın? Benim muhtara hep öyle mi yaşar? Anlayamadım. Yani arkadaş diyorum, her şeye olumlu bakıyor. Böyle mi yaşar? Yani Murat biz tanıdığımız kadarıyla çok çalışkan. Böyle köyümüzün işlerine de koşturur. Yani öyle köyümüzde camimizin, koygunağımızın elektrik işleri olduğunda çağırır. Sağ olsun gelir yapar. Ücret falan almaz. Almaz, yok. Almaz. Ama iyi elektrikçi. Kızılcahamda ben, yani ben de elektrikçiyim. Ben de elektrik teknisyeniyim. Ama yani Murat benim gözümde Kızılcahamda en iyi elektrikçilerden biri. Yani yapamayacağı bir sistem yok. Şimdi elektrikte her yıl veya her dönem böyle farklı sistemler geliyor mu? Geliyor tabii, değişiyor sürekli. Değişiyor, sürekli değişiyor. O da kendini direkt yeniliyor. Direkt vardı, sonra alta indi değil mi? Evet. Kablolar indi, evet. Falan filan bir sürü iş. Biraz da senin özel hayatına girelim. Şimdi masar çayını soğutmasın. Soğudu gerçi çay da, yeniden veririz ona. Emeklisin, köye yerleştin. Evet. Yengeyle evliliğiniz kaç sene oldu? 40 sene. Oo, bayağı ilerlemiş. Nasıl geçti? Güzeldi, iyiydi. Buralı mı? Buralı. Amcamın kızı. Aynı köy. Amcamın kızı, evet. Aynı köy. Şimdi ben soruyorum. Çünkü çok önemli bu. Yeni evlenenlere falan ders olsun diye. Görerek evlenmek mi, severek evlenmek mi? Yani görerek derken, yani görücü usulüyle evlenmek mi? Görücü dedim, yanlış söyledim. Görücü usulüyle evlenmek biraz daha avantajlı, uzun sürüyor. Ama severek ev, şimdi hep, yani yeni nesil hep severek evlenelim, aşık olalım, evlenelim diyorlar ama ben karşı çok, değiliz ama buna karşı değiliz ama evlilikleri çok kısa sürebiliyor. Şöyle oluyor sayın seyirciler, benim tespitim de aynı, muhtar da aynısını diyor. Genellikle köylerde hep aynı tespit ortaya çıkıyor. Görmeden evleniyorsun, evlendikten sonra sevmeye evet, başlıyorsun. Evet. O zaman alıyor, zaman içinde seveceğim derken zaman geçiyor, evliliği bakmışsın, 50 sene olmuş. Temelini atıyorsun. Ama evlenmeden önce seviyorsun, evlendikten sonra kusurları, hataları ortaya çıkmaya başlıyor. Ben böyle görmediydim herhalde yani. Psikolojikman evet. Öyle. Ya seni ben böyle tanımadıydım, sen böyle kendini tanıtmadığın gibi eksiklerini, kusurlarını görünce bugün sevgi azalmaya başlıyor. İşte burada da sıkıntılar başlıyor. Nizamettin abi, şimdi evlilikte her şeyi, her kusuru ararsan o evlilik yürümez. Erkeğin de kusur olur, bayanın da kusur olabilir. Tabii canım, tabii. Geçim sıkıntısı da olabilir bir evde. Yani herkesin geçimi dört dörtlük değil. Ama kanaatkar olmak lazım. Ekonomik özgürlük evet. De bir kadınlara evet. Hem rahatlığı getirdi, hem kendine evet. Güveni getirdi, hem de ya sen olmasan da olur getirdi herhalde. Yani şimdi benim eşim bir şey ister, derim ki yani onu bugün alamam dediğim zaman bir şey demez. Ama yeni nesil öyle demiyor, illa alınacak. İhtiyaç bulunacak. Fazlalaşı değil mi? Evet. Çoluk çocuk? 3 tane çocuğum var. Bir kız, 2 oğlan. Büyük oğlum askeriyede çalışıyordu. Çok sevmedi, istifa etti. Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyede çalışıyor, Kızılcamam'da. Küçük oğlum da park bahçelerde çalışıyor, Büyükşehir. Kızılcamam'da. Depo sorumlusu orada. Kız? Kızım 27 yaşında, engelli. O da benim imtihanım. İmtihanın değil olsun. Allah'ın bir lütfu. Tabii yani benim imtihanım. Evet. Onunla işte hayatımız onunla geçiyor. Akşam çıkarız, gezeriz, otururuz, çay onunla içeriz. Onunla yaşamak güzel değil mi? Ben mutluyum. De güzel. Ben onunla mutluyum. Aslında bir lütuf. Bir bilebilsek değil mi? Evet. Hayat hep olumlu yönleriyle değerlendiriyoruz. Çok şey kaybediyoruz. Olumsuz taraflara. Mesela ben işte ya Rabbi derinleştir ki akıl gücümü artır diyorum. Herkes bana bakıyor. Ya niye böyle söylüyor? Acı istenir mi? Acıyı isteyeceksin ki tatlıda ya da hakkın olsun ya. Evet. Öyle değil mi? Ya acıyı istemiyorsun. Hep bana tatlı ver diyorsun. O da senin şeker hastası. Çayımızı içelim mi? İçelim. Sayın seyirciler, yağmur da hemen hemen kesildi. Daha böyle hafiften yağıyor ama kesilecek gibi. Kesilirse sokaklara çıkacağız. Ne yapıyorsunuz siz böyle?
Bunlar misafir mi? Misafir derken bizim Kargasekmez'e E5'e yolumuz yakın olduğu için evet. E5'e bırakılıyor bu köpekler. Şöyle yürüyelim. Köy sokaklarına dönelim şöyle. E5'e bırakıldığı için E5'ten köpeklerin hepsi buraya geliyor. Yeni yerleşim ve burada en azından hemen hemen ortalama 100 taneye yakın köpek var. Aha. Bu köpeklere de köylü olarak bakmaya çalışıyoruz ama elimizden kadar geldiği kadar ya. Yani sahiplenmeye çalışıyoruz ama aşırı derecede kısırlaştırma da olmadığı için doğum oranları da çok fazla. Evet. Baksana arkamızda hep yavrular. Masa bunlara bak ya. Hep annelerine mi benzemiş bunlar? Bunlara bakmak da zor değil mi? Evet yani dışarıdan gelen vatandaşlar ekmek mekmek getirip atıyorlar ama ne kadar da olsa sıkıntı. Kızılcahamam Belediyesi'ne de müracaatımız oldu. Bir geldiler, topladılar ama çok da şey yapamadılar. Şimdi tarihten gelen bunlar evet. Çok önemli değil mi? Dibek. Dibek. Evet. Dibek, dibek. İşte geçmişin izleri değil mi? Belgeleri. Benim çocukluğumda hep işte bulgur mulgur dibeklerde yapılırdı. Şurada da kuruturulurdu. Gece burada yatardık biz. Ekinler yıkanırdı. Kuruması için buraya serilirdi. Biz de başında babam yatırırdı. Burada bunlar yatacaksın derdi. Bunlar ıslanmış bunlar. Şimdi ne yapılması lazım dedim. Kızılcahamam Belediyesi. Kızılcahamam ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu köpekleri toplayıp yani bir yerde ıslah etmesi lazım. Yani bir yere götürmesi lazım. Barınaklar, onlar da çaresiz. Yani, 104 tane köy var, 105 tane mahallelerle kızılcahama atılan köpeklere falan bir bakalım. Ama yani yoğunluk olarak hemen hemen en çok benim köyümde. Çünkü Kargasekmez'e bıraktıkları için yol boyu buraya geliyorlar. Direkt buraya geliyorlar. Şimdi köy konağımız. Burası köy konağımız. İmam evi, lojmanı. Karşı yer, küçük yer. Evet. İmamımız var mı? Var. Var mı? Var. Ama izinliymiş. İzinli. Onun yanı bayanlar için yaptığımız cenazelerde falan. Gireriz. Anahtarları alayım ben de. Yok sonra gireriz. Bayanlar için bir yerimiz var orada. Koy konağımız iki katlı. Alt yemekhane mi? Alt ve üst yemekhane. İkisi de yemekhane olarak kullanılıyor. Böyle salon falan yok mu? Aman teyzemiz geliyor. Nereye? Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsun sen? Hoş geldiniz hepinize. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Buyurun. Nasılsın? İşte Allah'a yavlarız. Hayırlı ölümden ayırmaz. Gal yaşlandık. Sizleri Allah uzun ömür versin. Yaş kaç diye sorayım mı? Yaş 82. 82 mi? Evet. Maşallahın var ya. Görüyorsun değil mi muhtarım? İsmin neydi teyzem? He. İsmin? He? İsim ad. Çok kulağıma ağrıyor. Adın. Adın mı? Heh. Adım Fatma Kadercan. Fatma Kadercan. Mustafa Kadercan'ın neyi oluyor bu sen? Ablası olurum aslı çıkarsa. Ablası mı ya? Mustafa. O daha en küçüğümüz o bizim. En küçüğümüz o. En küçüğümüz o. 11 kardeş misiniz öğrendim ben. 11 kardeş. 7 kardeşiz. 7 mi? 7. Ölenler mi var? 4 kız. 4 kız kardeşimiz. 2 doğulan. 2 doğulanız. 3 doğulan. 11 kardeşiz falan dedi de. Ölenler vardır. Ölenler vardır. Filayız var. Bir Mustafa. Ha. Hilal Kadercan vardır. Vefat. Tabim vardı rahmetli. Aha. Ve izine herdi sağ onlar. Allah ömür versin. Başlarını bozmasın Allah. Geçen Mustafa'yla beraberdim ben. Sen nerede? Kızılcahamam'da. Onunla aramız açık bizim. Niye ya? Yapmayın böyle. Neyse. Kardeş arasında ver, oluyor kardeşi. O barışırsın. Oha. Barışmam. Öldü barışmam. Yok ya yapma öyle ya. Benim dayım, benim oğlum 3 yaşında yakın yapar. Senin çocukların kaç tane çocuğun var? Benim bir oğlum bir kızım var. Neredeler? Kazan'da oturuyor, kız Ankara'da oturuyor. Oğlum da Kazan'da oturuyor. Babasının vefat ettiğinde çizemler 3 yaşındaydı. Hmm. Neler çektim ben? İllerin yukuklarında ottum. Bunlar bu da bilmez belki daha. Ben çok çektim. Kendi ottuğum biri kendim yaptım. Babam ustaydı. Ama ben Mehmet Usta evet, değil mi? Evet. Ben biliyorum. Evet babam. Bütün Nurta. Köylerde eserleri var onun. Camiyi babam yaptı şu cami. Her köyde bir cami eseri var. Yapmış hep duvarlarda yazısı var Mehmet Usta diye. Sağ olun. Allah sizlere uzun ömür versin.
Muhammed ümmetinin. Allah razı olsun. Bizlere de hayırlı ölüm misin, kurban olduğum Allah. Ölümün hayırlısı olur değil mi? Tabii. Peki nereye Allah gidiyorsun? Allah tabi bebeğe belayı kütmesin. Sen nereye gidiyorsun? Ben şöyle halanın torunu var da ona çıkıyorum yukarıya. Onlar da yenili anaları öldü. Seni yolundan etmeyeyim olur mu? Yok, acelesi yok. Sen nerelerdin geldin yok. Ben buralardayım. Kaç kere aradım, kaç kere. O muhtarımız bizim. Telefonla mı arıyorsun? Ben telefonla ararım ki ben. Telefonu kullanabiliyor musun? Kullanıyorsun. Senede 15-20 kere Kur'an hatim derim. Cenab-ı Allah'ıma bin şükür. Yenile hatim ettim de. Hocaya dedim ben ittim duasını ama sen de fazla it de daha fazla olsun dedim. Hamandaki Mehmet Hoca var biliyor musunuzdur? Mehmet Hoca? Kur'an'ın hocasıydı. Mehmet Metin mi yoksa yok? Mehmet neydi soyadını hatırlamıyorum da. Dükkanı var ya işte. Üzümlerin imamı. Dükkanı var bu şeyin orta şeyinde hamamın kenarında şöyle yukarıda. Kazım Karabekir'in karşısında. Öte biri satarlar. Cam bebediği vardı ya orada. Oranın sahibi. Burada 20 sene hocalık yaptı burada. 20 sene. Hadi gel. Allah razı olsun. Yürüyem gel, ustanma gel. Siz haydi telaşa mı var? Yok bak. Okuma biliyorsun değil mi? Hazırlayacağım. Hazırlayacağım ama. Yazıyor tabii. Okuma da biliyor. Sen bana onları sorma. Ben de Allah'ıma çok şükür Cenab-ı Allah. 20 yaşımda başım bozuldu. 82 yaşıma girdim. Yaradan Allah'a sığınıyorum ben. Onun muhtar olduğuna koy bana mesele gözümde yok. Ne diyor ya muhtar? Bu da akrabam. Evet. Çok mu sevindin bunu? Çok mu sevindin muhtar olduğuna? Tabii evladım gibi severim. Gel şöyle yürüyelim. Ya bana daha devletten ben, siz benim dünya ahiret kardeşimsiniz. Allah kazadan beladan korusun. Amin. Muhammed ümmetiyle. Doğamı boş etmez Allah. Ben daha devletten bana ben yiyecek bidi. Ne pamur gidi, şu koyda almaya yok da yalan desin. Benim kardeşim dur, kutuya yazmamış dur, beni. Dur. Sana selam getirsem kim? Alır mısın? Hayır dur. Selam. Aleyküm selam. Ama bir poşet dolusu. İnşallah. Da bu yıl yardımı derseniz benim kömüre yazayım. Ne oluyor? Kaç senel ben hiç almadım. Muhtar yazdırır onu da. Yapmadı benim kardeşim. Dur bir dur. Ben şimdi Kızılcahan Belediye Başkanı var ya Süleyman evet, Acar. Evet biliyorum. O dedi ki bana... 4 tane poşet verdi. İçini selamıyla doldurdu. Yardım falan değil. Abi, benim selamımı benim götür. Benim duam devletimize çok dua ederim benim. Ben gel şöyle bir nasıl? Ya geldi. Saat evveli kalkarım ben. Bir daha yatmam. Sabah namazından bir saat evveli kalkarım. Kaç bir daha yatmam. Kaç senedir böylesin? Kur'an okurum, namaz kılarım. Kaç senedir böylesin? Seneler oldu. Bizi babam belletti Kur'an'a. Daha bir gün daha kelimde kızıl kondansa yine yüngül hatime başladım. İnşallah Cenab-ı Allah'ıma kurban olurum. Bize dua et. Tabii. Dua et. Devletimizi seveni, doğru çalışanların hepsine hiç ayırmam ben. Hiç ayırmam. Allah'ıma. Beni bu ayakta tutan Cenab-ı Mevla'ya. Sağ olun. Nasıl tek geldim Allah tarafından. Bunu o gün iki çıkara aradım. Bir de şunlar çıktı ya. Gidin be. Onlara dokunma ya. Ne ana böyle? Onlar sen... Bir telaşa var mı? Yok. Şükür Cenab-ı Allah'a. Allah duamızı boş etmez. Allah'a ısmarladım. Sağ olun. Hayırlı yine uğrayacağım. Hayırlı yolculuk. Yine uğrayacağım sana. Ben? Ya bize mi? Evine uğrarım. Ev aşağıda. Evine uğrarız mı senin? Uğrarım da ben evden çıktım giden dönüyorum böyle uğrayacağız. Yok sonra. Ne? Sonra uğrarım. Ben buradayım. Bugün buradayım ben. Kaç gün? Ne zaman gideceksin? Akşam üzeri gideceğim. Sana bir kasa... Ben dönerim şimdi. Tamam. Öğlen namazına dönerim. Tamam. O bebeleri bir koruyun diye. Hadi sen hoşça kal şimdilik. Allah'a emanet ol. Şimdi girelim mi içeriye? Şöyle camiye doğru camiye bir çıkalım. Doğru çıkalım. Sokaklara bir bakalım. Şimdi sen muhtar yansımadı ama ses kayda girmedi ama dedin ki bu köyde hayvancılık olur dedin bana. Evet yani benim çocukluğumda burada 3000'e yakın tiftik keçisi vardı. Yani dedemin de vardı. Biz de giderdik daha ya dedeme yardım ederdik. Onların peşinde koşardık. O zaman işte orman yasakladı. Köylü sattı gitti. Doğru muydu o yasak? Bence yanlış bir yasaktı. Yanlış değil mi? Çünkü şu anda tiftiğin kilosu 35 lira. 40 lira da devlet teşvikli 75 lira. Ya. Ama yapan yok. Ya. Bir kilo, 10 kilo tiftik olsa adamın 75 lirada ne yapar? 750 lira. Evet. 750 lira da köyde yaşayan bir insanın bir aylık mutfak masrafı. Doğru ya. Hatta 2 aylık. Ben hep çocukluğumdan beri hayalimdi.
hayvancılık yapayım diye. Şimdi Masar gel gel. Masar nereye gitti bak. Böğürtleme gitti. Böğürtleme. Sayın seyirciler, görüyor musunuz böğürtlemleri? Benim çok sevdiğim bir insan her sene benden böğürtlem isterdi. Fakat o dönemlerde götüremediydim. Şimdi de uzaklarda şu böğürtlemi görseydi ne kadar sevinirdi ya. Ne kadar iyi değil mi? Masal biliyor benden böğürtlem istediğini. Ne yapalım uzaklardaysa biz böğürtlem götüremeyiz ki sana. Evet muhtarım. Ben kendim dayımın oğluyla bir çiftlik kurduk aşağıya. 450 tane falan koyunumuz var. Çok iyi. Sadece koyun üzerinde. Yok. 25-26 tane de büyükbaş hayvanımız var. Devletten sadece büyükbaş hayvanlar için teşvik kullandık. Onu da şöyle yaptık. Orkaya müracaat ettim ben muhtar olduğum zaman. Geldiler. 6 tane inek vereceğiz dediler. 3 kişiye. 2'şer tane. Orkaya'dan geliyorlar değil mi? Komşuları topladık buraya. Kimse almadı. Birbirine mütesezzül kefil falan yapıyorlar. Evet, kefil yapıyorlar. Ondan mı çekindiler? Yani bilmiyorum, kimse almak istemedi. Dediler ki yani bu size çıkan teşvik geri gidecek. Dedim yani biz bunu zorla çıkarttık. Birini kayınbiraderime aldım. Birini de dayım oğlunun adını aldım. Yani 6 tane inek aldık. 2 tane de sonradan aldık. 2 sene içinde 25 tane hayvanımız oldu. Şu arka tarafta veteriner bir arkadaşın evet, çiftliği var. 800 tane falan da onun koyunu var. Aydoğan çiftliği diye. Aydoğan büyükbaş yapıyor sadece. Büyükbaş. Onun da 70-80 tane büyükbaş hayvanı var. Şunu mu demeliyiz? Yapın olur. Yani ben muhtar olduğumda komşularla da oturduk konuştuk. Dedim ki yapın yani bir tane ineğin de olsa. Kendi sütünü, yağını kendin üretirsin. Ama emekli oldukları için işte market gelecek. Bütün alışveriş marketten yapılacak. Eskiden bazlama yapılırdı, o yok. Her şey marketten alınıyor. Yani yapamıyoruz diyorlar. Yani ineğe bakamayız. Ya ineğe bakamazsan 10 tane tavuğa bak. Öyle ya. Hiç olmasa yumurtasını yersin. Şimdi sayın seyirciler, eski bir çeşme. Akarı yok ama bağlayacak mısınız? Akarını bağlayacağız. Çünkü çeşmelere yeni getirdik suyu. 3 tane daha çeşmemiz var. 1, 2, 3 tane. Mi? Aşağıdaki eski. Bir de caminin altında var eski çeşmemiz. Okuttunuz mu bu şeyini, kitabesini? Yok, okutmadık hiç. Ama çok eski. Eski. Tarihi bir çeşme. Evet. Yapılış tarihi falan biliniyor mu? Yok. Yok. Ama tarihten gelen, geçmişten gelen bir emanet değil mi? Evet. Muhtarım bunlar koruma altına alınmalı mı? Alınmalı ya. Alınmalı aslında. Ya çok da şey, yıpranmış bir durumu yok ama bağlantısında yaparsak kullanmaya başlarız. Şimdi şu çeşmeye, o Beylik çeşme, şu taş dizaynına falan baktığınız zaman hep el emeğe göz nuru. Evet, elle yapılmış. Muş dediğimiz şeylerle yapılmış. Saatlerce, evet. Günlerce belki şu taşlar oyuldu, ölçüldü. Buraya konuldu, şu kitabe yazıldı. Biz tarihten mi koptuk, yoksa tarihimizi bizden kopardılar mı gibi de bir soru geliyor aklıma ama bu sorunun cevabı bende değil. Pek sahip çıkmıyoruz herhalde tarihimize. Eskiyi yıkıyoruz. Yeni yapmaya çalışıyoruz. Yeniyi de doğru dürüst yapamıyoruz. Ama işte bunu yapan ustalar artık yok. Yok ama istersek olmaz mı? Olur, olur. Tabii olur. Hep fabrikasyona dönüyoruz. Evet. Gelemeyenden çıktık. Göz nuru çıktık. Şimdi şu çeşmeyi belki 2 tane usta 6 ayda yaptı. Ya öyle tabii canım. Eleme ya bu ya. Ama şimdi diyor ya adam ben uğraşamam kardeşim. Kalıbı getir betonu atalım çeşme çeşme diyor. Ama bunun kadar insana böyle yakın olan sıcaklık veren var mı ya? Yok. Yok. Beton vermiyor işte. Bu sıcaklığı vermiyor. Değerlerimizi kaybediyoruz. Kaybetmeyelim ya, ne olursunuz kaybetmeyelim. Yetkililere seslenelim ya, kaybettirmeyin ya. Biz toplumu birlikte bir sosyal hayat kuralım. Geçmişimizi unutmayalım. Geçmişimiz üzerinden geleceğimizi inşa edelim. Ama geleceğe geçmişe benzeterek değil, yenileyerek inşa edelim ama bir de yarınlarımız olsun, bir de geleceğimiz olsun ya.
Evet, bu köy programları bunun için yapılıyor. Süleyman Başkan, teşekkür ederiz sana. Öyle değil mi? Evet. Şu anda 65 falan köy oldu. Hemen hemen 14-15 ay mı oldu bilemiyorum. Tam da herhalde öyle oldu. Şurada da bir musalla taşı var. Musalla taşımız eskiden buradaydı ama biz onu koygunların oraya yenisini yaptırdım ben. Ama bunu muhafaza etmişsiniz. Evet, yani bozmadık. Anı değil mi bu? Evet, bozmadık. Bozmadı. Kalsın ya, bu burada kalsın işte. Diyelim ki dün 15 yıl, 20 yıl bilemedin, 50 yıl önce cenazeler buradan kalkıyordu değil mi? Şurada 10 seneye kadar buradan kalkıyordu. Evet, şurada eski evler, taş evler. Evet. Mehmet Usta'nın. Kim diyordu Mehmet Usta? Her binada onun emeği var deniyordu değil mi? Mehmet Usta mıydı? Mehmet Kadercan. Kadercan evet. Değil mi? Mustafa Kadercan'ın babası. Yolda gördüğümüz teyzemizin babası değil mi? Evet. Gel bakalım Masar. Camimizde emeği olan insanlardan birisi. Öyle mi? Bu camide. Evet. Bu minarede cami... mi? Minarede var mı? Yok. Minarede yokmuş. Minarede yok ama kütüğünde var. Kütüğü de eski şu andaki büyük merkez caminin kütüğü burası bu. Bu kütük. Merkez cami derken? Büyük cami yapıldı ya şeyde aşağıda. Aşağı merkez cami. Arkacı merkez caminin kütüğü. Onun kütüğü mü bu? Evet o caminin alt kütüğü. Alt taraf yeni gibi ama üstü eski herhalde değil mi? Islanmış o da ondan. Öyle mi? Aynı yani hiç bozulmadan orada numaralandırıldı orası sökü yıkılırken. Buraya getirildi, kuruldu. Siz mi talep etti ya, köy halkı mı talep etti yoksa öyle birinin kimin aklına geldi? Necip Hoca'nın aklına geldi. Şeyimiz yoktu, minaremiz yoktu camimizin. O zaman öyle yapıldı. Yani oradan getirildi kütük, üstü de sonradan yapıldı. Şimdi caminin bir şadırvanı var. Caminin içinde bir tane gül gördüm, kırmızı kırmızı. Niye? İnsanı cezbeden, köye güzellik katan, estetik kazan bir şey değil mi muhtarım? Evet. Olmalı ya. Gelirken de gördüm bir böyle kırmızı gül sarkmış yola. Yeni yapılan bina yerinde. Aslında bunlar güzel şeyler. Ya. Burayı çok iki güzel. Ay önce yaptırdım ben. Burayı mı? Şadırvanı evet, mı? Evet. Şadırvanı vardı. Eskiydi. Üstünü yeniden kaplattık işte. Şu tabanları yaptırdık buraları. Ama güzel olmuş değil mi? Güzel. Şuralar oturak böyle mi kalacak? Üzerlerine tahta gelecek tahta bunların gelecek, yani evet, döşemesini evet. Yapacağız. Evet tahta. Büyük şehirden şeyler getirmişsiniz. Çok eski. Ben muhtar olduğumdan beri daha büyük şehirden hiç hizmet almadım. Hiç hizmet almadım ben. Cami-i Şerif bu. İçeri girelim mi? Girelim. Buyurun. Gel Masal içeri girelim. Şöyle köyden bir görüntüler. Her tarafı gezmek mümkün değil. Köyümüz hava büyük. Yani şey değil. Yok böyle. Gireriz gideriz yok, de. Yok gezeriz de. Şey yağmur değil, müsaade yani, ederse. Nizamettin abi siz çok köyü geziyorsunuz. Benim köyümün sokakları falan öyle çok dar değil. Dar değil. Böyle geniş böyle. Yani bayağı şey nizamında yani büyük arabalar istediği gibi girip çıkabiliyor. Benim oğlan da itfaiyeci de baba çoğu köye giremiyoruz ki diyor. Ya eve çarpıyoruz diyor ya bir yere çarpıyoruz doğru, diyor. Şimdi köy geniş olunca her tarafa gitme imkanımız olur mu? Yağmazsa olur. Şöyle durursa, böyle durursa gezeriz. Evet. Caminin içine bir girelim, gelin. Çocuk kalmış.
şöyle sokaklara gideceğiz ama karşıya dönerse Mustafa Kadercan'ın evi. Şimdi işte hani benim diyorum ya, tarzı olan adam, terziler tarzı olan insanmış. Şimdi evinde tarzı var mı? Mustafa Kadercan, evinde de tarzın var. Burası onun evi, öyle mi? Evet. Camiye giremedik çünkü anahtar kimde, nasıl bulamadık ama inşallah bulursak gireriz. Buluruz. Dışarıdan da şöyle görüntü alırız. Şimdi Masal gel. Benim aradığım adam geldi, benim aradığım adam. Benim aradığım adam geldi diyorum. Ha. Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Şükür elhamdülillah. Zararımız yok bakalım. İsim neydi? Cemalettin Uğurlu. Cemalettin? Uğurlu. Unuoğlu mu? Uğurlu. Uğurlu. Ha, evet. Uğurlu. Nasılsın, iyi misin ya? Sağlığımız işte. Biraz ihtilallık var. Görüyor muyuz? Kadar. Ne kadar ihtiyacın? Yaşlıyız. Senin koluna bir gireyim, gel muhtar gel. Senin koluna bir gireyim ben. Gir şimdi bakalım. Koluna girdiğim adamın gönlüne de giriyorum ben, tamam mı? Yaş kaç? 82. 82, öyle mi ya? 81 diyor hala. Ya maşallahımız var vallahi billahi. Havasından mı muhtarım ya? Görüyor muyuz? İyi olacak tabii o kadar. Şimdi modeli geçmiş arabalar var ya. Ha evet. Onlara benziyoruz hepimiz. Hiç olmazıyoruz galiba. Tekeri patlamış, şanzımanı dağılmış, kaporta küflü. Galiba yaşayacak diyoruz o. Ama elinden sigarayı bırakmıyorsun, ne haber? Sigara ta küçükken 20 yaşında başladık. Devamlı şengi. Devamlı şöyle. 20 yaşında başladın. Demek ki 61 senedir sigara mı içtin sen? Sigara içtim. Hiç kesmedin mi? Kesmedim. Peki hiç zarar dokunmuyor mu sana? Dokunuyor, bacaklarımıza indirdi. Mide ağrıyor. Bacı sağ mı? Yok mu? Yok yok, o gitti. Zaten o yıkadı. Kaç beni sene oldu gideli? 10 sene, 9 sene oluyor. Öyle mi ya? Ayıp olmuş ya. Vay. Yalnızlık zor mu? He? Yalnızlık zor mu? Yalnız mı? Yalnız mı yaşar? Yalnız yaşar. Hiç ki yalnız mı? Yemeğini falan yapabiliyor mu peki? Çayla, şey, zeytini, şurada bunlar. Çorbanı yapamıyor musun ya? Yapamıyorum. Yemez daha zor kırıyor. Valla bana bak. Akşam ben paça aldım. Paça çorbası yaptım. Bu çocuğa içireyim mi? He? Masara içireyim mi? Sen tanıyor musun Masar'ı? Şimdi her şeyi bilmek lazım. Kulaklar da ağır oluyor hala. Bizim de duymuyor ya. Bazen söylüyorlar, kulağımıza girmiyor. Ya her tarafta dibek var. Şey koy muhtarım evet, ya. Evet, eskiden şeydi yani, mahalle büyük olduğu için. Gel şöyle senden bir dolaşalım, şöyle şuralara gidelim de mahalle arasına bir girelim bakalım. Eski evler var ya, şu eski evler. Ha. Biz eski bir biz evler yapılıyor hala. O eski evler. Onlar. Sen özledin ya. Onlar delikanlı, yeni evler delikanlı. Biz geçmişte kaldık, biz yaşlanmışız zaten, ihtiyarlanmışız değil mi? Tamam, inşallah sen ihtiyarlanmadın. İyi. Ben mi? Ben de ihtiyarım ya. Muhtarım, tanırsın değil mi uzun müddettir arkadaşım? Eniştem onlar, teyzemin kocasıydı. Evet, teyzemin kocasıydı. Ama neşeli biriymiş değil mi? Evet, eski bakkallarımızdan, köyümüzün ilk bakkallarından. Eniştem, köyümüzün bakkalıydı. Sen bakkallık mı yaptın? Bakkallık yaptı. Pederi yaptı. Babası 15 yaşında bir de zaten, 80 yaşına giren zaten bakkallığı terk etmedi. Sen? Babası. Pederi. Ondan sonra eniştem de bıraktı, yapmadı. Hanım öleli de 9 sene oldu diyorsun, öyle mi? Yalnızsın. Peki yardım eden olur mu? Çoluk çocuğu var mı? Var, var. Gelirler dönem dönem. Belediye. Kim yardım edecek? Kızın neyi geliyor arasına canım yani, bakar böyle. Geliyor, iki ayda bir şeyde bir geliyor. Ne yapsın da onların da geçimi var. Çamaşır yıkayabilir işte. İle giriyor bile şekerlik. Yeter ya, o kadar da yeter. Yeter sağ ol, sağlardan sağ. Emeklin falan var mı? Tarımdan bu. Olsun canım, idare ediyor mu? Çağrı nene idare ediyor işte. Çağrı, çağrı çok muhtarım, şeker. İki tane bulduk bak. Evet. Selam verilecek poşet değil mi? İşte evet. Dolu. Şimdi biz belediye başkanımızı tanır mısın bizim? Tanımadım, görmedim ki. Ya gel, yürü şöyle, yavaş yavaş, yavaş yavaş buyur. Yalan yok, karşılamadım.
bizim gelmelerine bakma yolla. Süleyman Acar dedi ki, beni bir dinle ya. Süleyman Acar var ya belediye başkanı. He. 82 yaşına veya 81, 80'i geçmişleri bul dedi bana. Bir tane poşet verdi, içini selamına doldurdu. Getireyim mi sana? He? Ya 81 yaşına gelmişleri bul dedi. He. Belediye başkanı. Evet. İçini selamına doldurmuş bir poşet verdi elime. Poşeti verdi. Ha. Hani? Ya vereceğim. Geleceğiz, geleceğiz. Geleceğiz sen. Nerede evin senin? Şu caminin altında. Altında mı? Şu evim altında. Şu toprak ev mi? Yok onun altında. Beyaz ev. Beyaz ev. Uzun görünüyor. Tamam orada görünüyor tamam. Tamam. Nerede evin işte? Sen üşüme hadi eve git. Ben geleceğim. Nereye geleceğiz? Eve geleceğim. Eve geleceğiz, geleceğiz. Ziyarete geleceğiz. Olur eve mu? Eve geleceğiz seni. Sağ ol. Allah geleceğim, geleceğim ben. Ben şöyle sokaklara bir gireyim oldu mu? Sen üşüme eve gir. Gir bakalım abi. Hadi. Hadi eyvallah. Şöyle bir dönelim. Meyve bahçeleriniz var. Yani genelde ceviz çok. Ceviz mi? Evet, oluyor mu ceviz? Ceviz. Soğuk vurması oluyor. Ya o diyorlar ya. Bazı köylerde böyle ıh dedikleri yer var. Böyle ıh diyorlar. Evet. Hani böyle rüzgar vermeyen, böyle ayaza falan gelmeyen yerlerde. Ceviz gayet güzel oluyor ama burada aşağıda aşağıda bir arkadaş yapıyor. 60-70 tane cevizi var. O şey lastik falan topluyor. Böyle don olaylarında lastik yakıyor altından. O fayda oluyor. O oluyor evet. Faydası. Dumanı bile fayda ediyor dedi. O şey yapıyor, koruyor biraz. Bu ayaza falan don evet, değil mi? Don. Genelde bahçecilikte hep herkes evinin önünde yapıyor. Eskiden göletin alt tarafında yapılıyordu bahçecilik ama şu anda orada yani böyle fasile masile eken yok, domates, biber. Orada tamamen meyve ağacı yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla köye teveccüh var ama evet. Hayvancılık bu şey üzerine değil, üretim üzerine değil. Üretim üzerine sayfiye değil. Sayfiye evi gibi falan kullanmışlar evet, yeni yerleşim evet. Değil mi? Evet. Bu iyi bir şey mi ya muhtarım? Niye bu kadar rahata düştük biz? Niye yatırıma, üretime katkı sağlamıyoruz? Yani zora gelemiyoruz herhalde artık. Yok. Rahatlık kimsenin, biraz rahatlık fazla. Kimsenin rahatını bozmak gibi falan niyetimiz yok ama elindeki imkanı villa yapacağına belli bir ölçülerde birlikte bir hareket edip de bir yatırıma çevirsek. Benim de arsam var orada ev yapamadım. Ama tamamen yatırımı hayvancılığa bağladım. Para kazanıyor mu şu anda kazanmıyorum ama diyorum ki bir sermayem var orada. Bir de hayata katkınız evet, var ya. Evet yani. Süt yapıyoruz, peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz orada. Tamamen otomatik makine aldık. İneklerimizi makineyle sağıyoruz. Aha. Koyunu sağma gibi bir şansımız yok. Çok fazla olduğu için 450 tane. Onu sadece kuzuları kendileri emiyorlar. Peki o koyunlar üzerinde nasıl bir şey gelir elde ediyorum? Yani kurbana satıyoruz. Kurbanlık gibi değil mi? Yünü zaten para etmiyor. Yani yünün alan yok. Neden? Yani bilmiyorum yani işleyen yok, yapan yok Türkiye'de. Yünü alan yok. 1 liradan 2 liradan adam alayım diyor. Gelen olursa veriyoruz kilosunu 1 liradan 2 liradan. Gelen olmazsa da yer kaplamasın diye yakıyoruz yünü. Çok acı değil mi bu ya? Evet. Çok acı ya. Yani adak kurban oluyor. Yani yorgan, yatak yorgan yünden olurdu eskiden. Niye yapmazlar şimdi? İki temizleyecek bayan kalmadı ya, onlar. Yıkayacak bayan evet. Kalmadı. Onları yıkayacak bayan kalmadı. Afrika'dan çıkmış yatağı varken. Evet şimdi işte elyaf yataklar peki, var şimdi. Hangi yatakta yatmayı tercih edersin muhtarım? Yün yatak. Var mı yün yatağın? Var evde var. Sayın seyirciler çok şeyleri kaybetmişiz çok şey. Peki yün yatak üzerinde bir fabrika kurulsa işlense yün yatak üzerinde o fabrika yatakları geliştirse, siz onları bırakın, o suni yatakları bırakın, bunda yatın. Uykusu derin olur, rüyası kaliteli olur değil mi? Yani şimdi şey yaylı yatak diyorlar ama, ben de yaylı yatakta yatıyorum, evde yün yatağım var ama. Akşam ne kadar yorgun yatarsan sabah o kadar yorgun kalkıyorsun evet. O yatakta. Hiç dinlenme yok o yataklarda. Şimdi köy sokaklarına çıktık, niye gezdiriyorum biliyor musun? Yağmur şöyle biraz hafifledi. Fiseliyor ama hafif hafif, çok hafif. Yani ıslatmıyor. Şöyle yüzümüze şöyle dokunuyor, sadece dokunuyor. Evet. Şöyle bir köyün sokaklarına girelim, aşağı mahallelere de gideriz eğer şeyde.
Cami yaşamadık ama şöyle açılmış dışından... cami almış geçmiş açılmış. Dönüşte uğrarız camiye, evet. Şöyle bir görüntü alırız. Evet, her tarafta ceviz ağaçları. Bolca ceviz var. Bahçelerde, şu evlerde oturanlar var mı? Yok herhalde, değil mi? Var mı? Bu ev kapalı. Şu ev kapalı. Şurada oturanlar. Bu ev 2 sene oldu, vefat etti. Kapalı. Orada mı boş? Burası halamın evi, faal, aktif. Kimler var oralarda? Eniştem var, rahatsız. Halam da bir beyin kanaması geçirdi 2 ay önce. O da hastanede yoğun bakımda yatıyor işte. Çocukları burada, enişteme bakıyorlar. Geçmiş olsun. Bir geçmiş olsun diyelim mi? Buyurun çıkalım. Masar, bir geçmiş olsun diyelim ya. Yukarıdan dolanmasın. Yukarıdan, tamam. Şurada domatesler falan var. Domates evet, mi? Evet, gene de şey geliyor. Şeri çocukları domatesi. Geliyor, bakıyorlar. Yani şey yapmıyorlar. Şuradan mı? Yukarıdan, buradan mı gireceğiz? Nereden? Halamın evine yukarıdan çıkacağız. Tabii geçmiş şeref. Olsun diyelim. Halamızsa, muhtarın halasıysa bizim de halamız sayılır, değil mi? Geldik. Evet. Köy güzel ya. Güzel, hava havası da, iyi. Yani hava oksijen güzel, bol. Hava da güzel. Böyle sıcak havalarda geldik biz, gezdik köyleri. Gel gel, benim... Masar gel bir gel. Şuraya bir bak. Masar, elim sığarmış şuradan. Şu domatesi sana alsam. Ama nerede, sığmıyor ki. Elim sığdı. Yok, yok, yok. Sığmıyor ki bak. Sen gel, küçük mü? Seninki de büyük. Oradan şöyle bir göz hakkı diye alsaydık ama olmadı. Ne yapalım? Kader. Ama çok güzel ya. Değil mi? Evet. Ooo, çeşmeye bir bakın sayın seyirciler. Şu suyun güzelliğine bir bakın. 3 ay önce hiç akmıyordu bu çeşmeler. Şu anda depo fazlası mı bu? Depo fazlası ve şeyden, Sazak Deresi dediğimiz yerden, işte dedim ya, 2500 metre falan bir boru döşedik. Ondan gelen su. Şimdi bu su burada hem akıyor hem de evlerde var, öyle mi? Evlerde de var, aktif. Yani böyle bir kaynak buldunuz ve getirdiniz. Evet. Vay. Ben kendi imkanlarımı. Vay 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 vay. O da pırıl pırıl bir su. Şöyle yanaş bir yanaş. Suyun türküsünü dinlediniz mi siz? Su türküsü. Su bakıyor, güzel yerler. Bu da suyun türküsü, öyle mi? Buradan da hortumla bahçelere su götürüyorlar, suluyorlar. Yani su da boşa gitmiyor yani. Hortum çekiyor mu bunu? Çekiyor. Ha, çekiyor. Çekiyor. Oradan havasını mı alıyorlar, ne yapıyorlar? Yok, zaten kendi gidiyor. Orada da var hortum. Sulama ihtiyacı olduğu zaman getiriyor. Orada da var. Girelim, gel. Masa şöyle bir dön. Evet, karşıda yeni yerleşim alanı. Yağmur geldi gelecek. Masar ıslandı, ıslanacak. Biz de dönelim şöyle. Muhtarım, bir eve girelim. Hem ıslanmaktan kurtulalım, hem de bir geçmiş olsun diyelim, öyle mi? Güzelliği görüyor değil mi muhtar? İşte bunların da hayat hakkı yok mu? Var. Birlikte yaşıyoruz ya. Doğadaki her canlının hayat hakkı. Vay 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 vay. Selamünaleyküm. Ustaya bakın, ustaya bakın. Selamünaleyküm. Yanaş, yanaş, yanaş. Ustanın yanına bir yanaş bak. Ustanın yanına bir yanaş. Selamünaleyküm bacım. Sağ ol. Ne yapar sen? Tamirat yapıyoruz abi. Ustalık var mı? Var, babam usta. Ustanın kızıyız biz de. Ustan kim, baban kim? Babam. He? Yatıyor evde hastanede. Evde muhtar yok. Söyledi. Geçmiş olsun, ha gel. Gel bir gel yanıma. Gel babanın yanına bir girelim, gel. He? Buyurun abi, geçelim. Selamünaleyküm. Geçelim. Tornacı Mehmet abimin hanımı, halamın kızı. Tornacı? Tornacı Mehmet var ya, Kızılcahamam'da. Beni çekme ya. Benim zaten durum bozuk, baksana. Durum nasıl bozuk ya? Baksana, üst başı kedi yani. Ya üstün başın ne var yani, biz manken aramıyoruz, adam arıyoruz. Tornacı Ahmet var ya, ha. Onun kardeşi Mehmet var ya, Mehmet Usta. Ha. Onun hanımı, bacanağı. Öyle mi? Bacana. Gel baba, gel sen hele. Biz manken... Selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş geldiniz, selam. Çok mu rahatsız? Vay. Işığı açabilir misin açam. Bacım? Işığı bir aç. Bir geçmiş olsun diyeceğiz ama gerçekten çok rahatsız. Biz size rahatsızlık verdik mi? Bir baba, geçmiş ol.
Kalkar mı? Yok yok, dokunma, dokunma, dokunma. Geldi, misafir geldi. Dokunma, sen yanıma gel, sen. Bir baksana. Bir bak, doğru da. Misafir geldi, bir bak, sana bakmaya gelmişti. Dokunma, rahatsız, çok rahatsız. Sen yanıma gel, sen. İsmi ne? Benim ismim Narin Özkan. Narin Özkan. Mehmet'in hanımı mısın sen? Evet. Tornacı Mehmet'in hanımı mısın? Baban mı? Babam. Geçmiş olsuna geldin. Niye uyardın? Dokunma. İşte böyle yatıyor abi ya. Ne yapalım? Annem de beyin kanaması geçirdi. O da yoğun bakımda. Muhtar öyle söyleyince ben geldim bir göreyim dedim. O da yoğun bakımda yatıyor. Kaç yaşında var? Babam 80. Maşallah ya, ama işte. 41 doğumlu. 41 doğumlu değil mi? Evet, 80 yaşında. Kolay değil ya. 5 yıl oldu. Sen mi bakıyorsun? 4 kardeşiz, 4'ümüz de kız. Dördümüze gelip gidiyoruz, bakıyoruz. Ama tertemiz bakıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu emekler zayi olmaz değil mi? İnşallah. Olmaz ya. Babam öyle 5 yıl oldu. Annem de. Felç gibi mi bir şey? Hem beyin kanaması geçirdi. Konuşamıyor mu? Konuşuyor da işte bir şey bilmiyor. Oo, kalsın o. Bilmiyor. Hiç olmazsa şöyle bir görüntüsünü alalım. Evet. Bir geçmiş olsun diyelim. Sizi bir tebrik ederim. Babasına böyle bakan evlatlar lazım değil mi? İşte annem bizde 1,5 ay oldu yoğun bakımda. Hala orada mı? Evet. O da mı? Felç o da beyin kanaması geçirdi. Bilemedik onu işte aniden. Gel kardeşim. Gel, 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 gel. Arif gel buraya sen. Gel. Gel ya sen gel. Gel. Ya, hayır. Gel buraya sen. Abi kavga yapayım. Sen gelsen abacım buraya gelsen. Emine. Size de geçmiş olsun diyelim. Babanıza bakıyorsunuz. Keser almışsın yerine. Bir şeyler yapıyorsun. Abi hadi kış geliyor, gideceğiz ya. Babamı da götüreceğiz yanımıza. Şey kızılacak mı ama? Annem de rahatsız, babam da rahatsız. Söyledi ya. 1,5 ay olmuş herhalde. Evet. Annem o da beyin kanaması. Evet, beyin kanaması. Hiç göremiyoruz, şöyle, gidemiyoruz. Şuur açık evet. Değil mi? Yok. Babamızın da değil herhalde değil mi? Babam bilmiyor abi ya. Ne yediğini biliyor, ne akıllı. Siz de mi kızılacağınızda oturuyorsunuz? Ben Ankara'dayım. Ankara'da mı? Şey dedik ki muhtarla bir gidelim bakalım, bir geçmiş Allah olsun diyelim. Allah razı olsun diyelim. Abi. Allah emeklerimize zayi etmez, İnşallah. Yetmiyor da zaten. İnşallah. Tertemiz evi. Eli yüzü i̇şte şöyle baktık, pırıl pırıl. Evet. Yani öyle koyuvermemişsiniz. Yok yok abi. 5 sene olacak abi, 4,5 sene öyle bitti. Öyle dedi, öyle dedi. Devam ediyor böyle, 1 senedir de böyle, 1,5 senedir yatıyor. Siz Ankara'da kimle evlisin, buralım mı? Eşim. Gel evet, bakayım, burada gel. Oturuyoruz. Eşime. Benim üstüm başım kirli diyor. Sanki biz üstü başlı temiz adam arıyoruz. Biz adam arıyoruz. Adam. Biz adamız ya. İşte adamsın da onu diyelim. Gel gel diye. Böyle bir hanımın var. Babasına bakan, babasıyla ilgilenen. Babasıyla ilgilenen kocasına da bakar. Değil mi? Tabii, tabii abi, ki bakarız önce ya. Önce Allah'ın sonra eşlerimizin sayesinde. Biz babamıza bakmamızın sebebi kayınbabam, eşlerimizin sayesinde. İşte bu vaziyette hep böyle. Kaynana da yoğun bakımda. Öyleymiş. Ya Allah yardım etsin, Allah şifalar versin. Amin cümlemizde sağlık. Siz de tekrar. Arif Yılmaz. Bu köylüyüm. Bu köylüyüm. Evim, şu kamyonun olduğu yer. Evim orası benim. Kendim Ankara'dayım. Ben şey makine yapıyorum. Taş kırma makineleri Ankara'da. Olsun diye. Ya vardı. Bıraktık işi. Şimdi artık alıyorum, iş veriyorum. Oraya buraya dükkanlara, firmalara. Kendin yapıyorsun. Kendim yapıyorum kendin orada firmalarda. Adam bu işi. Emekli oldum. Emekliyim. Yaş kendim şimdi. Yaş erkeklere soruyor. Erkeklere soralım öyleyse o zaman 59. Daha gelsin. Yani. Çoluk yaş. Çocuk. 3 tane ellerinizden öper. Ankara'da. Ankara'da 3'ü evli, birisi avukat. Biri ay şey anaokulu öğretmeniydi. İşte şimdi okullar şey olunca bıraktı. Üçü de erkek mi? Yok. İki bir kız bir oğlan. Oğlum da kitapçı. Kırtasiye. Üzerine sallı. Üniversite kitapları satış yeri. Kendi iş yeri mi? Kendi iş yeri. Yani iyisin. İyi şükür elhamdülillah. Bugünümüz iyi. Kimseye bir ihtiyacımız yok elhamdülillah. Torun çok mu? Torun ellerinizden öper 6. Size soruyorum. Evlat sevgisi, torun sevgisi. Torun. Torun da evlat da hepsi aynı. Bilmiyorum da biz evlada o kadar anne baba yanında bir de iş zamanında oldu muydu? Evlada o kadar şey zaman kıymet yani. Veremedik. O iş güç, yoğunluğu. Evet. Onların istikbalini düşünmek, onların sorumluluğunu almak. Şimdi annesi babası var diyorsun. Bana sevgisi kaldı. Ben sadece seveyim diyorsun. Evet. Yani. Evet.
Torun da höyne basıyor. Evlat evlattır. Hepsi aynıdır. Hiç fark etmez evlat. Şimdi sevgiler değişik yani. Konumları değişik. Evlat sevgisi öyle küçümsenecek bir sevgi değil de. İşte derler ya evlat acısı vermesin diye. Amin Rabbim. Kimseye göstermesin. Sen o köylünün ihtiyaçlarını söyledik. Yayınlayacak mıyız biz bunu? Yayınlayacak. Yani yöresel kanaldanı. Kızılcan TV. Niye çıkmıyor köyde? YouTube üzerinden yayınlıyor. YouTube'dan. YouTube üzerinden girersen Kızılcan TV. Kızılcan TV diye. Orada her taraftan seyredersin. Gireriz ya bakarız yani. Hem de abone de olun abone. Abone ol. Abone ol. Olayım. Ücreti falan yok. Yok daha önce vardı yani. Niye yani şey edildi? Kızılcan TV vardı ya. Yok kabareteydi. O evet. Sadece Kızılcan havalisine evet. Yani belli bir alana analogdu. Evet. Belli bir alana yayın yapıyordu ama şu anda dünyanın her tarafında izleyebilirsiniz. Sen hastayı çek hastayı en çok. Hastayı çek de. Çektiniz mi? Ah konuşabilseydik, ah şöyle ah, abi kuyum bilmiyorum da birinci gelen muhtarıydı. Birinci gelen muhtarıydı kuyum. Gençliğinde suyun muhtarlığı yapmadın mı? Azaydı. Eski su şebekesinin su işlerini halleder. Kuyum bütün işlerini. Bütün su arızası. Yani bundan 5-6 sene önce bütün suyu, mezarlıkların işleri hep eniştemin elinden geçiyor. Usta dediğinizde değil camiler. Mi? Camiler. Zaten keser almış eline kızı. Kızı keser almış. Peki muhtarım şöyle sokaklara yine dönelim. Tekrar tekrar abi, geçelim. Abi, dur, dur. Yok ya kahve falan yapmayın. Ya, yapmayın. Ya, yapmayın lütfen. Şey, ya. Kapatıver olmaz. Bizler babasına bakan evlatlara selam verilmez mi? Hatırları sorulmaz mı? Sorulur. Bu kızlar da bunlara babasına bakıyor. 4,5-5 senedir babalarına bakıyor. Kızılcahamam Belediyesi Süleyman Acar'ın selamı var. Çok sağ olun. Hatırlarınızı soruyor, babanıza geçmiş olsun diyor. Allah ve size de bir selam getirdik. Çok sağ olun. Hatırlarınızı olsun. Soruyor. Başka bir şey yok. Sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah emeklerinize zayi etmesin. Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Ve de Allah'a ısmarladık. Selamlarınızı alıp götürün. Allah selamı. Bizden sizin de selamlarınızı götürün. Selam olsun. Çocuklarımıza, torunlarımıza kim varsa. Allah razı olsun. Size çok çok selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, babanıza iyi bakın. Sayın seyirciler, Kırkköy Camii Şerifi'nin içindeyiz. Yağmur var dışarıda, yağmurda ıslanmayalım diye girdik. Gerçi imamımız da yok. Demin açamadıydık ama artık camiyi açtık, şöyle bir görüntü alalım dedik. Eski bir cami. Evet, yani bir 30 sene falan oldu yapılalı. O kadar da eski değilmiş. Yok, şey olarak, daha eskisi vardı ama yenisi hayır, büyültüldü burası, ilave yapıldı. Daha eskiydi, onarımdan geçti. Bir 30 sene, 35 sene oldu onarımdan geçeli. İşte Mehmet Usta, Mehmet Kadercan diyelim. Mustafa Kadercan abimizin babası, evet. Babam, amcam, işte demirini falan biz yaptık. Ben de çalıştım bir fiil inşaatında. Kubbesi yok. Ama kendi tarzında şöyle mütevazi diyelim. Yani mütevazi hoş. Değil. Camiler mütevaziliği kabul etmez ama insana böyle rahatlık verin, evet. Huzur verin. O böyle hafif süslemeleriyle, dizaynıyla uhrevi bir hava kazandıran bir cami-i evet. Şerif. Mihrabı var, minberi var, var işte camide ne olur. Şimdi şunu İmam nereli diye sormuştum. İmamımız Van Çataklı. Van Çatak. Çatak ilçe mi? İlçe. Van'ın ilçesi. Van'ın ilçesi. Şu anda 15 gün falan izinliymiş. Bir 15 gün izinli İstanbul'a gitti. Annesi babası orada kalıyor. Anne babası. Ama köy halkıyla uyum içinde olan bir imam dedi. Evet, yani görevini aksatmayan. Köyümüzün işlerinde de, hayır işlerinde de çalışan bir arkadaş. Şimdi yeni imamlarda bir anlayış değişikliği var mı? Bir sorayım. Yani daha yakın değil mi? Evet, yani şey bir de hafız oldukları için daha kültürlü geliyor artık, okumuş geliyorlar. Yüksek okul mezunları hepsi de. Evet, yani biraz daha şey. Diyanet çok değişti gibi geliyor bana. Eski o kalıpsal yapısını bozdu, halka yakın, halkla iç içe. Evet. Daha doğrusu dini hayatın içine, hayatı dinin içine sokmaya başladılar. Önceden dini hayatın içine
normal sosyal hayatı pek sokmuyorlardı. Sadece nasihat edip geçiyorlar. Şu anda iç içe geçtiler herhalde. Tabii yani şimdi mesela biz su inşaatımızın su bağlantılarını yapacağımız zaman imam arkadaşa da söyledik. O tabii müftüyü aradı. Müftü Bey'den izin aldı, bizim yanımıza çalışmaya geldi. Müftü dedi hay hay gideceksin tabii dedi, görevin dedi. Ama öğlen namazına da arabasıyla geldi. Namazını kıldırdı, geri bizim yanımıza tekrar geldi çalışmaya. Bu ne kazandırdı size? Yani onun çalışıp çalışmaması pek bir şey ifade etmez ama görünüş öyle. Ama mana olarak çok önemli değil mi? Tabii artık biz kendimizden biri gibi, bir akrabamız gibi, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz gibi görmeye başladık. Yani köyümüzün halkı gibi gönül görüyoruz. Evet tabii, gönül bağı oluyor. İşte gönle girdiğin zaman kolay kolay çıkmıyor. Gönle giren akla da daha çabuk giriyor gibi geliyor. Evet. Bana. Şu anda aklınızda da hocamız var. Neydi ismi? Serkan. Canişli. Canişli mi? Soyadı Canişli. Canişli. Serkan Canişli. Teşekkür ederiz hocam. Her ne kadar konuşamadık, her ne kadar birlikte olamadık, her ne kadar kameranın görüntüsünü alamadık ama, görüntünü alamadık ama olsun, yine de ismini duyduk. Serkan Hoca, köyle bütünleştiğin için, köy halkının gönlüne girip aklına da girebildiğin için teşekkür ediyoruz. Ne diyelim, öyle diyelim. Evet, evet, Cami-i Şerif'te herhalde ihtiyacı karşılıyor değil mi? Dini karşılıyor, karşılıyor. Karşılamadığı zaman, bayramlarda cemaatimiz çok olduğu zaman dışarıya çıkıyoruz. Evet, meydana çıkıyoruz. Meydana, hasırlarımız var, sereriz. Cenazelerde. Şimdi şunu sorayım. Yeni yerleşim alanı var. Gidip şöyle bir görüntüleyeceğiz seninle. Yağmur ne kadar müsaade ederse. Burası bir de ne, Koçaklar Mahallesi mi? Koçaklar Mahallesi var ileride. Bir iki kilometre ileride. Çıkalım oraya da çıkalım. Gidelim. 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 Hiç olmasa bir görüntü alalım oradan. Beraber evet, çıkarız. İnmeye de gerek yok. Tepeden de görüntü alabiliriz orayı. Ya gireriz şöyle arabayla falan. Eğer yağmur müsaade ederse şey deriz de orada bir görüntü alırız. Şimdi iki tane selam poşetimiz var. Yaşlı teyzemizle yaşlı amcamız var değil mi? Onlar evet. Verelim. Fadime teyze ile Cemalettin Uğurlu. Uğurlu. Onlara verelim. Onlara bir uğurlu yanlarına gidelim. Onların bir hatırını bir daha soralım. Bir de Kızılcahamam Belediye Başkanımızın selamı diyelim. Ellerini öpelim. Öpemiyoruz gerçi bu şeyde de, öpmüş sayısınlar. Ne yapalım? Oldu. Programımız devam ediyor.